Arkadaşlar hepinize merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir evet ufak bir deprem atlattık e, Yani deprem derken e, ekonomi ya Allah beterinden saklasın ekonomik bir e, sarsıntı geçirdik ama her şey onunla. panik yok çünkü arkadaşlar bu piyasadaysanız bunları yani bir kere yatırım yapıyorsunuz yani bir kere unutun arkadaşlar şu şeyleri öyle bir koydum beş alayım falan filan öyle bir şey yok arkadaşım e, hemen böyle hemen ertesi gün 10 olmaz o iş yani. Şimdi bazı arkadaşlarınız soruyor. Çok acayip. Yani bugün enteresan tablolarla karşılaştım açıkçası. Önce o sorulara da cevap vermek istiyorum. Şimdi yorumda diyor ki 150 bin lira. Yani bir arkadaşınız soruyor bunu. 150 bin lira param var. Altcoin'lere gömeceğim. E, diyor hangine gömeyim diyor. Ya arkadaşım 150 bin lira para. Altcoin'lere gömülmez. Yani böyle langırt diye gömülmez yani. Altcoin'lere ne gömülür arkadaşım? Tamam Mesela biz yaptığımız taktiği tekrar size hatırlatıyorum. Bakın en başında da size söylemiştim. Bir kere önce eşeği sağlam kaza bağlamayı öğreneceksiniz. Bu piyasaların atası kim? BTC, Ethereum. Yani burada en güvenilir, en istikrarlısı kim? Ethereum. Şimdi o zaman sen kalp krizi geçirmek istemiyorsan arkadaşım. Önce parayı bir Ethereum'a bağlayacaksın. Tamam mı? Ana paran. Oradan kazandığın karla veya Ethereum'a bir kısmını bağlayacaksın. Mesela atıyorum. Ben 10.000 lirayla oynuyorum. Ee, bu strateji olarak... E, Hepinizde değişebilir yani bu konu Hepinizde değişiklik gösterebilir ama şöyle Bakın iki şekilde yapabilirsiniz 10 10.000 lirayla oynuyorum bin liraya Ethereum yani asil paralara Birazcık daha ne bileyim Ethereum Bitcoin olabilir yani ben Bitcoin'e pek güvenmiyorum ama Ethereum'a daha çok çünkü Bitcoin daha çok Kaşın ucuyla verip sapıyla çıkaran bir para olduğu için Tepeyi gördün mü orada hemen inmesini Bileceksin Bitcoin'le en zirveye çıkarsın Bak Bitcoin bu yıl Yani 100 bini geçer sonunda. Gerçekten elektronik para. Ama e, oradan bir çıkacak millet aşağıya. Şimdi yani bu piyasada kar almasını da bileceksin. Yani ya da arkadaşım yani kar, ana paranı orada tutacaksın karını alacaksın yani. Bir şekilde hani 10 bin koymuştum 50.000 yaptı. Tamam kardeşim ben bir 40 binim alayım 10.000 burada dursun da. Ee, bunu yapacaksın ya da e, burada e, mesela 10 bin ethereum'a gömdün. Birkaç hafta içerisinde zaten o sana belli bir miktar 1000-2000 lira verdi. 2000 lirayla alt gireceksin. Alt bize bizi evet şöyle bir durum var. Bizi çok cezbediyor. Arkadaşlar alt şöyle bir güzelliği var. Evet hiçbiri güvenilir değil. Ne olduğu meçhul. Yani bir anda böyle birilerinin projeleri var. Kimisi şov parası ne olduğu belli değil. Mesela işte şimdi içine ship diye bir para çıkmış. Tape var. Bunun gibi her gün bir yeni para çıkıyor falan. Ya ortalıkta bir 10 bin tane altcoin var. Dolayısıyla arkadaşlar baktığınız zaman 0 0.000005'ten yani 100 liralık altcoin alsan yani o bin tane 10 bin tane falan ediyor. Yani e, dolayısıyla yani bakınca insanın gözü doğuyor. Yani hani 10 bin tane altcoin hani bu ne ya falan hani bizim gibi doğası aç gözlü olmuş olan bir insan olduğu için tabii ki altcoin çok cezbedici. Çünkü sanki 10 bin tane şansım varmış gibi arkadaşım. Dolayısıyla aslında sizi çok iyi anlıyorum. Evet yani bu noktada ben de aynı fikirdeyim. Altcoin'lerden vazgeçemeyiz ama ana paramız da kaybolmamalı arkadaşım. Yani biz orada iflas da etmemeliyiz yani. Mesela bakın çöktü ama ben hala zarar etmedim. Ee, neden? Çünkü Ethereum'da yine param koruma altında. Dolayısıyla ben e, burada e, yani dediğim gibi en başında e, ana paranın %65-70'ini kesinlikle Ethereum tabanlı düşüneceksin. Altcoin'lerde sadece 100 lira 200-300 liralık oynayacaksın. Yani olaylar bu. Yani altcoin'e 100 bin lira bağlanmaz arkadaşım. Çok büyük risk. Ha, 100 bin lira bağlayacaksın. Okey. Tamam. O zaman 100 bin lira bağlayacaksın arkadaşım. 2 sene gözlerini yumacaksın. Tamam mı? O da garanti değil. Hani kendine bir tane flash disk o elektronik cüzdan alacaksın. O parayı da onun içine koyacaksın. Çünkü o kadar büyük bir miktar bir altcoin'e bağlarsan senin hesabını kesin eklerler. Ee, yani %100 eklenirsin. Yani %80 eklenme ihtimalim var. Dolayısıyla Hani daha güvenli olması açısından. Elektronik bir cüzdan alacaksın. Bu parayı da oraya koyacaksın. İki sene de görmeyeceksin. Şimdi yani demek istediğim şey şu arkadaşım. Bu da hangi altcoin'e girdin? Ya bizim insanımız da altcoin'e girmeyi de bilmiyor. Grafikte okumayı bilmiyor hiçbir şey. Biz alsatçıyız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben daha çok alsatı seviyorum. Yani bunu seviyorum. Yani o her sürekli para değişir bende. Yani ben pek hodul, hodulcu değilim. Yani elde tutan biri değilim. Yani sürekli alayım bekleyeyim. Öyle biri değilim. Yani benim doğamda yok. Ben elde alıp bekleyeceksem arkadaşım Ethereum'da beklerim. Yani altcoin'de beklemem. Ama evet doğru baktığı zaman matematik doğru işliyor. Aslında baktığımızda mesela XLM ıı, alacaksın. Tamam mı? Ufak bir miktar. Uyuyacaksın. 2 sene sonra ıı, ciddi bir miktar ediyor. Yani ama o iki seneye kadar en az 50 kere düşüp dip tepe yapacak. E, anlatabiliyor muyum? Ve merdivenlerin tamamladığı için yani piyasa bu şekilde çıktığı için yukarı doğru. Dost sen burada aldığın için yani 2 sene sonra buralara baktığın zaman e, yani ooo ben iyi ki almışım hani şu anda arkadaşlarla konuşuyoruz. Abi diyor 2 sene önce e, hepsinde aynı hikaye var. doge DogeCoin almışım diyor. Abi satmasam şu an köşeyim diyor. Hani şu an köşeyim diyor yani. Ama satmışım diyor. E, yani bir sene önce işte DogeCoin almış ama satmış. Bir sene de doga koyun yani bizim hani kıçı kırık doga koyun yani. Tamam hani Elon Musk'ın oyuncak köpeğine yaptığı e, e, oyuncağı elektronik parasının bu değerlere geldiğini görüyorsunuz. Aslında elektronik para bunu anlamında baktığınız zaman aslında bu borsa yani bir yatırım ya da bir şey yapıyorsan aslında birazcık da böyle sakin olmayı da becermeniz gerekiyor. Şimdi içeride kaldık hocam sıkıştık. Valla arkadaşım bunların hepsini göze alacaksın. Sıkıştık kışlık yok. Herkes sıkıştı yani. Yapacak bir şey yok. Bu noktada bir kere sen onu bozduğun anda otomatik olarak kaybı garanti veriyorsun. Yani kaybı onaylamış oluyorsun. Ve diyorsun ki evet ben yemedim bana çok geldi. Al buyur sen ye diyorsun balinalarda. Senin o paranı alıp yiyorlar. Yani sen tepe yaparken güzel değil mi? Ha, tepe yaparken güzel. Ooo bugün iki kat verdi. Ne kadar? Dip yapınca da iki kat. Tamam mı? Dolayısıyla bunu da göze alacaksın. Yani kazanmak var. Aynı oranda kaybetmek var. Dolayısıyla o zaman bu riskleri göze alamıyorsan bu piyasada olmayacaksın. Evet benim de yüreğim o anda da dersteydim ben arkadaş, sınıf arkadaşlarım söyledi. Ee, yani dediler coin çöktü hani öğrenciler bizim dediler. Dedim kaç lira olmuş? Ee, hani <laughs> Ethereum'u soruyorum direkt. Yani Ethereum kaç lira? <laughs> Şu an kaç lira bakamıyorum. O an dersteyim çünkü ders, e, dersteyim. Dersi de ben anlatıyorum. Dolayısıyla <laughs> hani ee, de bölünmek için... ...Ethereum kaç lira olmuş diye sadece sordum yani. Ama... ...çünkü benim için Ethereum'daki miktar önemli. Yani Ethereum'da düşeceğini bilmiyor. Yani o kadar çok zannetmiyorum. Zaten düşmemiş. Ee, yani benim para, ana para gene duruyor. Sadece altcoin'lerde zebil olduk. Ee, yapacak bir şey yok. Bunlar olabilecek şeyler. Peki bunlar hangi gökyüzünde oldu? Ne oldu? Nasıl oldu arkadaşım? Şimdi burada bir bakalım. Ee, evet bugün... ay Uranüs kavuşumu vardı. ay Uranüs kavuşumu. Satürn arasında kare... Bu sadece fragman. ben bu kadarını açıkçası Satürn e, yani Ay Uranüs e, burada tetikliyor bunu da. Bu yeni ay biraz sert bir yeni ay oldu ama Arkadaşlar açıkçası e, ben e, yani BTC'nin bu şekilde yukarı çıkarken long diye aşağı ineceğini beklemiyordum. Yani burada hmm. tamam bir sarsıntı bekliyorum da ben açıkçası burada rest çekme bekliyordum. Tam tersine BTC koy verdi. Yani <laughs> Burada BTC resecekler. Ama şimdi mesela şöyle bir şey olabilir. Altcoin'ler aslında bu iyi bir de oldu. BTC'nin yine havasını aldılar. Aşağı inmesi BTC'nin güzel oldu. Ben orayı delerse daha beter olurduk. Yani şurayı deldiğinde daha büyük farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalabilirdik. Altcoin'de şu an hala fırsatı var. Tabii ki şu anda hepsi korkusundan ödü patladı. Bütün altcoin'ler şu an zebil durumdalar. Yani hepsi alttan toplu arkadaşım. Hani şu anda keşke ekstra bir param olsa da şu anda buradan altcoin toplasam. Ama şu anda bütün param bağlı olduğu için ve zararda olduğum için yapamıyorum. Sabırla bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi burada parayı çektin. Otomatik olarak kaybı e, kabul etmiş oluyorsun. E, o yüzden burada sabırla beklemek en doğrusu. Bazı arkadaşlarınız sormuş. Evet ben de tepem attı. Yani e, arkadaşım altcoinleri buna göre güvenli. Bana soruyorsunuz şip. Chip ne olacak bilmem ne olacak. Yani oraya 150 bin lira bağlanır mı arkadaşım? Gözünü seveyim ya. Yani. yani Allah aşkına yapmayın. Gözünü seveyim. Yani biz bak daha çok altcoin'lere yayılmaya çalışıyoruz. Neden? Birçok altcoin'e yayalım ki yani şansımız ama. BTC burada bir çöktü bir öksürdü mü bütün altcoin'ler affedersiniz altına yapar. Dolayısıyla arkadaşlar durum da bu. Bunları da göze alacaksınız. Ama nereye kadar altına yapmış? Mesela bir inceleyelim isterseniz. Mesela DOT düşmüş. Evet şu anda güvenlik sayısının altına, güvenlik kademesinin altına kadar düşmüş. Yani buradan şimdi sıyrılmayı deneyecek. Yani buradan bakın görüyorsunuz dün de gösterdiğim alandan sıyrılıp kendini bu tarafa atmaya çalışacak. Ondan sonra. NEO yine aynı şekilde kısıkmış durumda. Ama bakın Ethereum'a bakın. Hala dıpçık gibi ortada. Yani bir sorun yok yani. Yani işte bakın mesela e, buralar onların durakları oluyorlar arkadaşım. Bunlar duraklar oluyorlar. Tamam Bunlar olmak zorunda. Aksi halde e, işte ben Ethereum'un nesini çok seviyorum? Bu dıpçıklığını seviyorum. Yani. Dıpcık gibi ortada yani. Arkadaşım ya yani kafan rahat anladın mı? Ana para orada. Ben zaten altcoin'lerin hepsini Ethereum'da kazandım da oynuyorum. Ya kökü batsın ya 10 bin lira batsın. Biz zarar etmeyiz problem yok. Tecrübe çok pahalı arkadaşım. Çok önemli bilgiler öğrendim. Bu bu gece olan olay gerçekten e, demek ki Um, çok enteresan. BTC'nin üzerinde de yani özel saatlik etkileri kontrol etme anlamında e, acayip enteresan bir bilgi öğrendim. Ama baktığı zaman totalde 3.000 lira kaybettim. Ya kökük 3.000 lira daha vereyim. Şu bilgiyi bana bir öğretmiyor, anladın mı? Dolayısıyla burada sabırla içeride bekleyeceğiz. Geçen dedi geçen hafta da bu olay oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta içinde tekrar toparladık. Yani sen eğer eşeği sağlam kazağa bağladıysan Altcoin'lerin yükselmesini beklemezsin. Ethereum sana zaten onu katlayarak verir. Dolayısıyla burada yani 0.1 oranındaki bir Ethereum bile çok önemli yani. Onu söyleyeyim yani. E, mesela benim e, 0.3 civarlarında Ethereum'um var. Ve bu bana yetiyor. E, yani e, dolayısıyla o ana paramı olarak orada durması. Ve oradan kereledittim parayla. Evet tamam altcoin'de kaybettim. Kaybettim. Yani bu gayet çok doğal ve çok güzel bir şey. Çünkü bana önemli şeyler kazandırıyor. Ee, önemli bir deneyim kazandırıyor. Kaybetme deneyimi. Kazanmak öyle. Yani kolay bir şey değil arkadaş. Yani. Ee, ama ana param hala duruyor. Ama sadece altcoin'leri 150 bin lira bağlayanlar var. Arkadaşım onlar bu gece bitti. Ee, onu söyleyeyim. En başında size ne demiştim? Prensiplerimiz var. 1 ee, bir. Eşeği sağlam kazıya bağlamayı öğreneceksin. Tamam mı? İki. Altcoin ekstra kazançla oynanır. Yani ana parayla oynanmaz. 3 Altcoin bir kumar gibidir. Tamam mı? Ya da aslında bu elektronik para aslında yatırım bir kumar gibidir. Ya altın da böyle, gümüş de böyle yani. Tamam mı? Yatırım yapıyorsun, arkadaşım unutmayı da öğreneceksin. Hep de bakmayacaksın. Şimdi burada gidişat belli. Arkadaşım bu gelecekte bu var mı? Bak, bunu kabul edeceğiz. Paşa gibi kabul edeceğiz bu Gelecekte elektronik para var mı arkadaşım? Var değil mi? Var. Ha. Bunu önce kafana yazacaksın. Diyeceksin ki kardeşim. Evet bir yatırım aracı olarak. Elektronik para, altın, gümüş bunlar yatırım aracıdır. Bunlar düşüp yükselebilir değil mi? Normal şeyler. Evet bunları kabul edeceksin. Ve piyasaya böyle gireceksin. Bir. Ana paranı şey sağlam kaza bağladın mı? Bağladın. Ana paranı güvenli limana aldın mı? Aldın. Oradan kazandın. 1000-2000-3000 lirayla. 100 liralık. Ya bak. 100 dolarlık bir şeyle hani altcoin ya. E 100 dolar çok be. 10 dolar 20 dolarlık altcoin alsan binlerce altcoin veriyorlar. Bunların çarpanı çok yüksek oluyor. Ama tabii ki e, biraz güvenli değil. Yani biraz estek bir yer orası. Yani BTC öksürdüğünde hepsi altına kaçırıyor. Yani <laughs> Arkadaşlar yani onu belirteyim. BTC öksürdüğünde hepsi altına kaçırıyor bunları tamam mı? Yani gözün orada durmayacak. Yani bana sormayın arkadaşlar. Yani e, şey ne olacak yani. Doge ne olacak? Doge bitti, bak alttan gene toparlamaya çalışıyor. Burada benim internetim gitti, ee, hayırlı olsun. Evet, internet gelene kadar şöyle devam edecek. <laughs> ee, şimdi yani demek istediğim arkadaşlar, e, e, bu tarz şeyler olabilir. Bunların hepsini göze almanız gerek. Ee, bir ana parayı Ethereum'a veya güvenli bir limana bağlayacaksın. Yani kökü battığında seni zarara sokmayacak olan bir miktarla. Bana yorum yazmış bir arkadaşın. Sağ olsun sağ olsun, bana güveniyorsunuz. Ama bak ben ellinciye aynı şeyi söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Arkadaşım kadına 350 bin lira miras gelmiş. Bunu altcoin'lere bağlamayı düşünüyor ya. Yani hep anlatıyorum. Ablacım yapma etme gözünün yanıyım Yani bu olmaz ama. Şimdi bana birisi sormuş ben cevap veriyorum ona da daha sormayanlar var. Ya arkadaşım bakın tekrar söylüyorum. Yani alt koyuna e gidip böyle bodoslama 350 bin lira bağlanmaz. Hele tek para hiç bağlanmaz. Yani tamam mı? Burada riski nasıl alıyorsun ya? Sen bu altın değil ki bu. Hani altın mı gümüş mü? La Ethereum'da 5000 tane çeşidi var yani. Tamam mı? Hani Bitcoin'in ya da elektronik paraların. Yani genel konuş 5000 tane 10 bin tane çeşit var arkadaşım. Hangi koyundan aldın sen? Kaç liradan aldın? Nereden aldın? Faktör. Dolayısıyla burada ben sizin hepinize bunu açıklayamam ama burada bunların hepsini göze almanız gerekiyor. Yani burada öyle bir parayla oynayacaksın ki kaybettiğinde üzülmeyeceksin. İyi. En güvenilir liman Ethereum'dur. 3. Daha güvenilirini arıyorsan altındır, gümüştür. Bunların hepsinde Ethereum dahil ve altın ve gümüş de dahil. Tamam mı? Para 1 çıkar, iner, 5 çıkar, 3 iner. Bunların hepsi realitedir. Hiçbir şey sürekli çıkmaz bu evrende. Dolayısıyla hayat kaybet, kazan ve çalış üçgeni üzerine kurulur. Yani sen bu hayatta yaşıyorsan şu üçgende yaşamak mecburiyetindesin. Tamam mı? Bu üçgende yaşamayı kabul edeceksin. Bir Çalış kazan ve kaybet. Ve tekrar çalış. Ve tekrar kazan ve kaybet. Bu üçgende yaşamak zorundasınız. Dolayısıyla Evet biz kaybetmeyi minimize, minimalize, minimalize etmeye çalışıyoruz. Nedir? Astroloji kullanıyoruz, verileri kullanıyoruz ama bu ratal bizde alt verileri de yok. Astrolojik verileri de yok. Dolayısıyla arkadaşım hiçbir şekilde, hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde size şunu belirtiyorum. Kesinlikle büyük bir miktarı alt koyuna e bağlamayın arkadaşlar. Yalvarıyorum yani size üzülüyorum bu noktada. Beni anlamıyorsunuz ve her yayınımda aynı şeyi söylemek söylemeyi unutuyorum yani. En başında da söyledim. Kaç kere söylüyorum bir daha söylüyorum. Arkadaşlar Altcoin'e tamam mı? Maksimum 100 dolar bak. Maksimum diyorum ona. Soruyor arkadaşınız. Shink diye mi? Shin, Shin. Ben de aldım, aldım ondan. Neydi onun adı? Safemun da Shin. Shink miydi ya? Shibo. Shibo ha. Shibo mu? Shibo evet. E, ship diye bir para. Evet. Sip diye yazılıyordu. Gate. E, Gate.io'dan alınıyor. Safemun var mesela. Şimdi bu sıfır nokta sıfırlı bir para yani. Altı sıfır var ya. Beş sıfır. Altı sıfır falan var. Sıfır 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 üç falan yani. Yani sen bundan yüz dolar alsan sana zaten milyonlarca coin veriyorlar. Hani sen orada balinasın ya. Hani balina sensin arkadaş orada yani tamam mı? Tabii yani öyle bir suda balina olmak keyif verici. Değil mi ne kadar güzel. Hani o abi buranın ağzı benim ya. Biz arkadaşlarla e, böyle muhabbet ediyoruz. Çok komik oluyor. Yani abi saf emin al? Abi balina benim yanıma ortak gelsin. Yani ikinci balinayı arıyor arkadaş. Yani, abi ben 100 dolarlık aldım. Sen de bir 100 dolarlık al da. Hani balina ol. Yani, Batsa da önemli değil yani. Tamam mı? Bir de oradan aldığın parayı unutacaksın. Unutmak zorundasın. 5-0 var arkadaşım. Yani, anladın mı? 5-0 var ya. Onun zaten sıfırları her attığında sen oradan 1000 liralık alsan. 1-0 attığında sana kaç o 1-0'ı senin 1000 liranın üstüne koy. Otomatik 10.000 yaptı değil mi? 2-0 attığında 20 bin, yani 100 bin yani gibi 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 böyle rakam çoğalıyor. Şimdi 5-0 var orada. Hepsini atıp 1 dolar olduğuna senin o 1000 lira ne oluyor biliyor musun? Ama bunun buraya gelmesi ne kadar uzun sürüyor biliyor musun? O yolda giderken en az 50 kere çökeceğini biliyor musun? İşte bunlara bakmayacaksın. Alacaksın ve unutacaksın. Bu piyasa böyle arkadaşım. Yani bu piyasa böyle. Ha bir de diğer strateji var. Birçok strateji var. Seç beğen al. Yani bu stratejileri, stratejileri bilmen gerekiyor. Strateji şu. Aldın koydun unuttun. İlk sen yani arkadaşın dediği gibi doge aldım abi. Keşke bozmasaydım diyor. Adam ağlıyor. Niye? Çünkü abi diyor bir boz. Abi ben de diyor 300 doge, vardı diyor yani. Hatta bir tanesi 1000 tane doge vardı bende diyor yani. Ve çok ucuz fiyattan almıştım diyor. Satmışım diyor. Kafama yedeyim diyor. Ya abi elin mask gibi bir adamın parasını alıyorsun. Adam tükürse para ediyor. Ya arkadaşım sen bunu dipten almak nesip olmuş. Niye satıyorsun ya? Sana böyle bir fırsat gelmiş. Ya projesine edeyim paranın. Ya adam elin mask ya. Anlatabiliyor muyum? Neye satıyorsun? İşte sattı. Anladım sattım bitti. Kabul ettin kaybetmeyi. Yani arkadaşım işte adamda CZ var. Ada var. Sattı bitti abi bitti. O dakikadan sonra tren yükseldiğinde... Sen yoksun artık o trende. İn. Bunu kabul ettin. Bunları riskeye göz alacaksınız. Kazanmayı bilmiyorsanız burada buna kalbiniz dayanmıyorsa burada girmeyeceksiniz. Bunu 50. söylüyorum. Arkadaşlar sabırla bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Dip yaptı. Dip yapmadan önce görecektin onu. Ben ders dedim göremedim gitti yapacak bir şey yok. Burada beklemeye mecbursun. Sattığın anda kabulsün. Yani ama burada bunu da belirteyim. Ee, bazı kazan kayıpları görürsün yani bazı kayıpları görürsün yani hani iner gözünün önünde dersin ki abi kabul etmezsin red verirsin çıkarsın oradan ama görmeden olduysa olan olmuştur yani tamam mı ee, hani görüyorum çünkü hepiniz yorumlarda söylüyorsunuz bana diyorsunuz abi e, içeride kaldık ne yapalım i̇şte anlatmaya çalışıyorum ne yapacağınızı yani e, ne yapacaksın çıktın anda kaybı kaybettin yani garantiledin yani artık o yok anın geri gelmeyecek o yani sonuçta iyi kötü elinde bir 100 coin vardı. Ya da 1000 coin vardı. Artık o yok. O gitti. Anlatabiliyor muyum? Gitti. Yok. Uçtu gitti o artık. Onu unut. Yani iyi kötü bir 100 bin coin'im vardı bilmem neyden. Shibo'dan ondan bundan. İşte bana soruyorsun Shibo ne yapacak? Yani ya Shibo'ya 350 bin lira bağlıyorsan. Hani kusura bakma senin kafa çalışmıyor ya. Yani. Sen bu piyasaya girme uzak dur vallahi billahi. Sizlerin hani zulme uğradığını görünce ben üzülüyorum. Ee, ama sen buraya 100 lira attıysan ya ne mutlu sana kardeşim. Ama 100 lira attıysan da unut o 100 lirayı. tamam mı? Bir sene unut ya. Bir sene unut ya. Yani bakma yani. Anlatabiliyor muyum? Bu işler böyle arkadaşım. Vermeden alamazsın. Tamam mı? Bekleyeceksin. Sabırla da beklemeyebileceksin. Şimdi bakalım piyasa ne oluyor? Yani doga bile attan toparlamaya geliyor. Vallahi atak yaptı enteresan. Ee, ada Evet zor durumda ama bu ada gene iyi durumda. Yani onu söyleyeyim adaya bir şey olduğu falan da yok. Ee, ondan sonra. Zil. Ee, evet dip yaptı ama burada arkadaşlar hala emniyet sayısında bekliyor arkadaşlar. Emniyet durumunda bekliyor. Problem yok yani alt taraftan destekledi ve hala yükseliş trendi olduğunu gösteriyor. TRX arkadaşlar yine aynı şekilde yükseliş trendinde olduğunu bize gösteriyor. Yani bir şekilde yükseleceğini vaat ediyor. İkselem arkadaşlar bugün çok fazla yükseldi bu ya. Te buralara kadar geldi yani tamam mı? Hani buralara kadar çıktı ve şimdi tabii şu anda stoplamaya çalışıyor. Yani bu kendini buralara artık stop yaptı. Yani bir dahaki yükselişinde buralara kadar inecek. Burada neden stop yapıyor bakın. Burada çünkü onun bir tane kardeşi var bakın diğer tepe. Bu tepenin üstüne duruyor şu an. Yani bu bölgeleri kendilerine durak yaptılar ve üstlerine çıktıklarına tekrar indiklerinde bu bölgelere yani destek alıp diğer sıçrayışlarını yerlerine getirebilecekler. Bu piyasa böyle arkadaşım. Hot. Evet hot zor durumda. Yani e, hot şu anda sıkışmış durumda. Baktığımız zaman gerçekten üstten de e, yani mavilim e, şeyi dün size göstermiş olduğum hani anlatmış olduğum mavilim indikatörü şu anda hotu sıkıştırmış. Ama burayı kıramaz mı? Kırar yani bir şekilde. Mohot şu anda satış veriyor ee, diyebiliriz. Doge bile şu an iyi durumda yani bakınca. Ee, yani şöyle diyeyim. Aslında valla ben Doge'yi satarken böyle düş, şey yaptım ha yani düşündüm. Ee, yani satmasam mı la acaba? Hani düşeceğini biliyorum ama satmasam mı acaba? Hani uzun vade dursun. Yani dediğim gibi bu Doge gene oradan toparlayacak. Gene şov yapacak. Bekleyin yani. Onu söyleyeyim. CZ. CZ benim için bitti. Yani ee, neden bitti CZ Hani yanlış anlamayın ben çıkın demiyorum size. Hiçbir paradan çıkın da girin demiyorum. Burada e, beklediğim ivmeyi alamadım arkadaşım yani. Cz'den beklediğim ivmeyi alamadım. Yani bir çıkamadı arkadaşlar. Kıçı kırık doge çıktı. Bu hala çıkacak arkadaş. Yok işte duyurusu gelmiş de yok futbol takımı bilmem ne olmuş. Ya arkadaş hadi çıkacaksan çık ya. Hani seni bekleyip duruyoruz yani biz de alsatçıyız arkadaş çıkmadı ya çıkmadı yani CZ e, elimde bir kıçı kırık bir harita var. İnşallah çalışır yani 14 Mayıs bakalım yani ama çıkacağını da zannetmiyorum abi. Burada beni çok şaşırttı. E, yani tabii Allah'tan ümit kesilmez yani. <laughs> Vet ada ada güzel. BTT BTT benim için gerçekten bitti yani, tamam mı? E, ya yani, bu hafta sonuna kadar hani çünkü artık yani tamamen altına da indi. Yani artık tamam bunun bunun işi zor buradan. Hani çıkamaz mı? Çıkacak gene çıkacak ama burayı bu tepa, toparlayıp çıkacak ama bir hafta benim o kadar zamanım yok. E çünkü neden? Ben haftaya zaten strateji değiştiriyorum. Al sat al sat al sat bir para bende 24 saat durur günlük al sat. Dolayısıyla e, yani şu zar zararı kurtayım e, tamamen al sata geçeceğim ve bütün paralarda e, sürekli şey oynayacağım yani. Dolayısıyla ee, burada ama BT'de de ben oynayamam. Çünkü hareket yok. Yani bir şey yapmıyor yani. Tamam mı? Hani bana hareket yapan bir şey. Yukarı çıksın aşağı insin bir şey yapsın yani. Bunda arkadaş olduğu yerde duruyor bu ya. Hiçbir şey olduğu yok yani. Canımı sıktı ya. Yok bir turuntun parasıymış bilmem nenin parasıymış yani. Abi al satçı için güzel bir para değil. Al bunu bekle. Yani bir sene sonra inşallah o taala. Ee, SXP. Ee, bu çok güzel ilmeler yapıyor. Tabii ki bugünkü yıkımda bu da nasibini aldı. Alttan toparlamaya çalışıyor. Bu da toparlar ama gerçekten bu bölgeyi çok ciddi sağlamlaştırdı. Yani Şimdi buradan buraya çıktığında bu bölge onun için gerçekten çok güvenli bir alan olmuş oldu iniş yapmak için. Yani gibi. Bu şekilde düşüneceksiniz. Yani geçende de size bunları açıkladım. Ee, arkadaşlar ee, Yine Burger ee, Burada e ya bizim bütün, bütün altcoin'ler zaten daha ufak bir zararımız var. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. ION yine toparlayacak olan paralar bunlar. Yani bir şekilde toparlayacaklar çünkü bakın hala e, satın al veriyor ve bir sorun yok ve e, arkadaşlar e, burada destek aldıklarını e, görüyoruz fiyatın altındalar hala. Bakın indikatör bunları alttan destekliyor. Yani bir yükseliş vaat ediyor burada. Sıkış mı, para değil. Valla e, batta beklerim daha iyi yani. Bat bakın yine al veriyor. Problem yok yani. Burada aslında var yani para ne olacak alttan topla. Aa, ama yani para ne olacak para yok mu? Para var. Para var da yani ben buraya bu kadar rakam. Benim prensibim var. Ben buraya ancak 10 bin lira ayırabilirim. Tamam Prensip 1. Ve onu da Ethereum ayırırım. Ethereum'dan kazancımla altcoin'e yatırırım. Altcoin'den ne gelirse. koyunda ee, de ben zevki sefa sürerim. Yani bildiğin Aynı sanki oyun oynamak ya eğlenceye. Ne yapayım evde boş oturayım? Ya zaten dışarı çıkamıyoruz. Ne yapayım? Bunlarla oynuyorum yani. Burada hani bunun algoritmasını çözmeye çalışıyoruz. İşte astrolojik verilerini hesaplıyoruz falan. Eğitim zayiatı kökü ka ya önemli değil. Burada ee, ama çözdüğümde neler olabileceğini biliyor musunuz? Yani bunu dünya üzerinde bu kadar net çöze bilen yok. Onu da belirteyim ki şu anda bizim ulaştığımız yere gelebilen yok. Hani kendini övüyor falan diyeceksiniz de. Vallahi yani. Kusura bakmayın da bu konuda da mütevazi olamayacağım. Çünkü yani finansal astroloji konusunda net konuşan bana bir tane isim alt tarafa yazarsanız gidip kendisinden hocam, hocam. deyip elini ayağına yapışıp kendisinden ders almak istiyorum. Finansal astrolog olarak. Dolayısıyla net konuşabilen yok. Hani ben onların aldığı eğitimi zaten biliyorum. Onların aldığı eğitimlerle zaten net konuşulamaz. Şimdi dolayısıyla bak finansal astroloji temel kuraldır. Piyasayı sadece... Kolektif enerjiyi de yorumlayabilirsin. Natal harita varsa elinde bir kıtırık. Ondan da yorumlayabilirsin. Ama net bir şekilde şu gün şu olur bugün bu olur diyemezsin. Çünkü finansal piyasalar iki tane mumu bakar. Birisi kırmızı birisi mavi. Ya bunun özel hayatı yok. Köfte ekmek yemiyor. Sevgilisi yok. Başka bir şey yok. Hayatında iki tane şey var. Birisi kırmızı mum birisi mavi mum. Yani arkadaşım şöyle bir şey var. 12 tane evdeki binlerce olan kombinasyon geçişlerini. Nasip ben atar atadık ki kombinasyonları. İki tane muma indirebilecek adam ben tanımıyorum. Ben bile bu kapasitede değilim. Sadece uğraşıyorum. Kafamda ufacık bir ışık yandı. O ışığı takip etmeye çalışıyorum. Yani burada net bir şey elimizde yok. Burada genel konuşabiliriz. Evet baktığımız zaman BTC üzerinden Arkadaşlar BTC üzerinden ben size Şu takvimleri dökebilirim. Bunu zaten hani dökemiyor Zaten bir insan finansal astrolog değil. Hani şuraya gelelim. Ben size bu takvimleri dökebilirim ama işte arkadaşım benim derdim bu değil. Bunu zaten e, normal bir finansal astrolog yapar herhalde. Yapamıyorsa zaten finansal astrolog değil. Şimdi benim aradığım şey astro trading. Yani alsak ben zamanın dakika frekansını arıyorum. Yani bunu bir tek bir kişi yapmış. O da bu kadar net yapmış mı bilmiyorum. O da gan dediğimiz hani bizim finansal şeyde kan eğrileri olarak da tanımladığımız gan karesi, gan kutusu, kan... E, bunları geliştirmiş. Fibonacci, Gan, hani bunlar bu konuyla ilgilenmişler. Bunlar bizim hani bu konuyu astro trading olarak öğrenci yetiştirmişler. Ancak bunların elindeki bilgiyi karanlık güçler almışlar. Yok adamların eserleri yok. Adamların bir Gan karesi var meşhur başka da bir şey yok. Koskoca Gan'ın bir tek kare bıraktığını mı düşünüyorsun? Ya bu adam finansal piyasanın kurucusu. Yani yöneticisi zamanında. Dolayısıyla Burada çok ciddi ve astrolojiyle çalıştığını da hatırlatırım. Bu adam çok ciddi bir astrolog aslında. Do yani kaç gün 9 ay boyunca kütüphanede yaşamış. Bu adam e ...gökyüzüyle ilişki kurmaya çalışmış. Eski fiyatları incelemiş. Buğday fiyatları, pamuk fiyatları bunlar üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmış. Bizim aradığımız ne? İşte gan'ın peşinde olduğu şey, Gan'ın bulduğu şey, ama Gan'ın e işte kaptırdığı bir şey. Yani burada çünkü bütün Gan'ı araştırırsanız eğer bütün piyasayı yönettiğini ve onların bir tarikat gibi böyle bir şeyleri varmış. Yani öğrenci grupları hani bir kendisine adam seçiyormuş özel ve ona bilgi veriyormuş ve bütün piyasayı birlikte yönetiyorlarmış. yani adamlar bu fiyat buraya düşecek diyormuş, düşüyormuş. Şu gün olacak diyormuş, oluyormuş. Adamın o günden bugüne kehaneti var ki Yani demek istediğim şey şu. Bir ortaya bir matematik koymuş, gang vesaire. Bakın tıkır tıkır işliyor. Ama bu adamın daha başka bilgileri de vardı. Bu bilgileri kim aldı? Bu bilgileri kim aldı ve ne yapıyor? Çünkü onun eserlerine ulaşılamıyor. Yani onun bilgileri tam değil. Hayatını bile yarım yangalak okuyoruz. Adamı silmişler. Ee, adamın bir meşhur gang karesi var. Başka da bir şey kalmamış yani. Adamın hayatı meçhul. Ama bu adamı araştırdığınızda çok gizli bir kişi olduğunu görmektesiniz. Ve çok önemli bir bilgiye sahip olduğunu görmektesiniz. Ve bu adam astrolog. Dolayısıyla işte ben benim benim idolümdür o. Yani benim idolüm Gandır. Dolayısıyla bu nokta bu noktada benim yani e, konu e, olarak örnek aldığım kişi e, Gander. Şimdi burada bunu zaten bir finansal astrolog çıkarabiliyordur herhalde. Çıkaramıyorsa size siz zaten bunu finansal astrolog var. takip de etmeyin. Anlatabiliyor muyum? He, şimdi hal böyle olunca. Peki İlker sen ne arıyorsun? Ben saatlik etki arıyorum. Şu saat inecek diyeceğim inecek. Şu saat çıkacak diyeceğim çıkacak. Ben bunun laboratuvar çalışmasını yapıyorum. Ve bu geceki çöküş bana çok önemli şeyler öğretti. Size şunu söylüyorum. Bu gece öğrendiğim şeye. 3 bin lira feda olsun üstüne 10 bin lira daha vereyim. Çünkü ben bu gece çok önemli bir detay öğrendim. Bunun aynı benzeri aynı periyotlarla sürekli olmuş. Yani bu benim için yani çok şey demek. Ama bunu size yani anlatmam, yani anlatsam da bir anlamı yok. Yani bir şey ifade etmiyor. Çünkü sizler yani arkadaşlarımsınız burada beni takip ediyorsunuz. Sağ olun bana değer veriyorsunuz. Bana sonucu söyle diyorsunuz. Benim, yani burada size sonucu söylemekle mükellefim. Ee, ama ben aslında aradığım şey sonuç değil. Ben bilginin peşindeyim arkadaşım. Deneyim. Çok pahalı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani 10 bin lira daha veririm. Aslında Bitcoin'e benim para ödemem lazım. Neden hak geçti? Çünkü ben Bitcoinle öğreniyorum bu işi. Yani çok önemli bilgiye sahip oluyorum burada yaptığı manevraları. Çünkü ben anlık takip ediyorum. Ee, geçmişini de ta takip ettim ama anlık olarak işinin içinde nefes almak gerçekten bana çok şey kazandırıyor ve para riske ederek burada o heyecanı yaşamak ekstra süper bir şey. Ee, <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Yani ders gelecek ama yani tabii benim yaptığımı yapmayın yani. Ee, hani size piyasanın çok güzel dediği anda ben piyasadan çıkmayı düşünmüyorum yani. Ee, hani içeride duracağım. Ethereum'da bekleyeceğim. Düşecek biliyorum. Düşsün, önemli değil. İsterse kökü gitsin. Anlatabiliyor muyuz Ki ya öğrendiğim bilgi benim için daha pahalı çünkü. Para dediğin şey ne ki? Dolayısıyla bu gözle de bakmanız lazım. Evet aradığımız şey para. Evet finansal piyasa. Para. Ama bilgi varsa bu parayı her zaman kazanırsın. Sermaye bilgidir. Yani para değildir anladın mı? Para, parayla sermaye olmaz. Sen yani eğer bir şey biliyorsan, bu bedelsiz bir şeyse ve çok paha biçilmezse emin ol zaten en zengin kişi sensin. Bizim bakış açımız böyle arkadaşım. Tabii ki sizler sonucu merak ediyorsunuz. Sonuç bu. Tablo. Size söyledim. Bu gece hiç bir deprem olmadı aslında ufak bir sarsıntı geçirdik. Ve Bitcoin buradan, evet şu anda aşağıları zorluyor olabilir ee arkadaşlar. Bitcoin bu bölgeyi çok güzel sağlama alıyor. Buradan aslında olması muhteşem bir şey. İyi ki de böyle oldu. Çünkü altcoinlere fırsat verdi şu an. Tepeye çıkmadı yani. Demek ki daha zamanımız var. Haftaya stratejimiz aynı kalabilir. Zaten hani bu noktada aslında dediğim gibi yani buraya çıksaydı asıl sen o zaman kork. Çünkü hacim demek ki Bitcoin'e bugün girenleri burada yediler yani o altcoin'lerden çıkıp da Bitcoin'e giden şunlar var ya hani burada bir böyle bir diye yükseldi yani mavi de. O bir anda kırmızı oldu verdi ya. Yani. Ee, işte arkadaşım onlar bugün bitti. Yani e, anlatabiliyor muyum? Bitcoin işte balinaları böyle çalışır. Ama Ethereum'un balinaları biraz daha merhametlidir yani. Tamam mı? Ethereum'da sistem farklı gidiyor. Yani Ethereum'da sistem farklı gidiyor. Tam bakma burada ufacık bir kırmızı atmış bu yani hani bu ben aslında yani bakın şu bölgeyi bak mesela ethereum şimdi tekrar bakın şuralara kadar gelecek şimdi ethereum 5000 seviyelerine gelecek yani birkaç hafta içinde gelecek yani onu söyleyeyim geldi buradan indiği zaman arkadaşım buralara aralara stop koymazsa zaten bu ne demek biliyor musun dak diye buraya inmek demek ben zaten bunu istemiyorum ki bundan ya yani diyorum ki abi beni 5000'e çıkardı sen gözünü seveyim yani beni 1000 bin, bin indir anladın mı yani beni bitcoin gibi yapma. Yani 50 bin verip 5 bin var. yani mesela örnek. Bakın görüyor musunuz sistem nasıl çalışıyor? Tabii buna 4 saatlik etkiyle de bakmanız lazım. Bakmanızı da öneririm. 4 saatlik bakın ki daha iyi stopları görürsünüz. Her kırmızı mum bir stoptur şeklinde bakın. Bakın e Ethereum'un şu bölgeye dayandığını, güç aldığını görürüz. Yani şu bölgede güç aldığını görürüz. Yani Ethereum herhangi bir deprem anında şurayı iner, buraya iner. Buradan buraya iner şeklinde. Yani genellikle ilk depremi ilk şeyde tutuyor. Yani dinamiği çok kuvvetli. Yani daha önce de baktığımız zaman hani depremlerine arkadaşlar bunu görebileceksiniz. Yani böyle gündük etkiye tekrar gelelim. bakın Ethereum, Bitcoin patladığı an bakın buraya kadar inmiş. Hemen toparlamış bir şekilde devam etmiş. Bu arada arkadaşlar enteresan bir şey keşfettim. Bu belki işinize yarabilir. Şu e, mavilim indikatörü e, arkadaşlar. Mavilim indikatörü ile şey arasında bir şey keşfettim. Şunu size göstereyim bir dakika. Hemen. Mavilim indikatörü e, arkadaşlar. E, mavilim indikatörü hani yukarıdan gelirse fiyatları baskılıyordu ya. Bu da göstereyim bir dakika. Burada bir tane örnek vardı. Birkaç tane örnek bulmuştum. Mavili indikatörü. Heh şu arkadaşlar bakın. Bakın şurada. Şuraya bakın. Mavili indikatörü ile şu TSL indikatörü var ya. Yani bu size stop loss dediğim e, TSL indikatörü. Bu mavi indikatör, mabilim indikatörünü eğer kesip alttan desteklerse arkadaşlar. O zaman çok ciddi ivmeler gelmeye başlıyor. Bunun örneklerini gördüm. Geçmişte de çok var. E, bunu da belirteyim. Aynı zamanda bu da sizin kullanabileceğiniz bir bilgi. Ee, yani astrolojik bilgileri ben daha çok hani size sonuçlarını söylüyorum ya bu bunu kullanabilirsiniz yani mavilim indikatörünü top so, yani e, tsl eğer alttan destekliyorsa çok ciddi büyük ivme geliyor ya, ertesinde e, onu belirteyim ya da arkadaşlar bu e, tsl yukarıda bir şeyleri keserse arkadaşlar e, çok ciddi ivmeler geliyor bakın burada bir kesişim var tak 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 ertesinde bu gelmiş mesela burada bir kesişim var burada bir kesişim var. Tak 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 bu gelmiş mesela görüyorsunuz. Şu kesişimleri de e, çok kontrol edin e, arkadaşlar. Yine fiyatın üstünden geldiğinde bakın burada fiyatı aşağıya doğru çekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet yani bu piyasada arkadaşım kesinlikle e, bunları göze alacaksın. Bunlar gerçekler. 350 bin liraya gidip de bir altcoin'e bağlanılmaz. Tamam mı? Böyle bir şey olmaz. Batarsın. Üzülürüm. Yani benim, ben sizi bilinçlendirmek istiyorum. Bakın burada size teknik anlatmaya çalışıyorum. Ben size burada hani ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ya benim için yani arkadaşlar vallahi ciddi söylüyorum. Yani benim risk ettim 10 bin lira. Ya arkadaşım bu benim için yani kayıp da olabilir. Yani hiç problem yok. Ee, anlatabiliyor muyum? Önemli olan size bir şey olmasın. Lütfen benim anlattığım tekniğe odaklanın. Prensiplere odaklanın. Sizler bu konuyla ilgili bir trader nasıl olunur bunu izah etmeye çalışıyorum trader olmak istiyorsan, bitcoin yatırımcısı olmak istiyorsan da aynı şekilde. Prensiplerin olacak. Anlatabiliyor muyum? Riske göze almaya beceremeyen kişi yatırım yapamaz arkadaş. Tamam mı? Bunların hepsini göze almanız gerekiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kafanızı şişirdim. Yani bu söylediklerim eğer e, yani anlamadıysanız zamanını seba oldu. Hakkınızı helal edin. Ne diyeyim? E, anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince sizlere izah etmeye çalıştım bilgi ve deneyimimi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşma çalışıyorum. Ama korkulacak bir şey yok. Dediğim gibi asıl haftaya tedbirli olun. Ethereum'dan çıkalım mı? Yani arkadaşım burada seçimler senin. Çık çıkma beni ilgilendirmiyor. Ben dediğim gibi ben sizi sizi korumakla mükemmel. Çünkü nereden girdiğinizi bilmiyorum. Tamam mı? Ben yani kaç liradan aldın arkadaşım? Bilmiyorum ki. Ethereum bu çok işinde. Yani şunu göze alacaksın. Para kaybetmek istemiyorsan şunu göze alacaksın. Ethereum çökerse buraya gelir. Bitti. Yani şöyle göstereyim. Ethereum çökerse buraya gelir. Şuradan çökerse buraya gelir. Allah'tan sana buraya stop atmış da buraya geleceğini garantilemiş yani. Tamam mı? Ethereum buradan yükseliş gelecek tekrar. Zaten çarşamba perşembe hazırlanıyor piyasa. Ben size söyleyeyim. Piyasa çarşamba perşembe. Zaten pazartesi gün piyasa olaydı ben söylerdim size. Ha, dolayısıyla her pazartesi günü piyasal açılıyor. Peki ben neden geçen yayınımda size pazartesi değil de, çarşamba perşembe? Zaten durumlar var. Al sat orada kırmızılar maviler yanacak sürekli. Yapacak bir şey yok. Kendinizi çarşambaya perşembe hazırlayın. Bu koyunla ilgili tabii ki alt koyunlar bizim için fırsat. Ama ana kaynaklarımız orada olamaz. Bizi batırır yani. Çünkü orasını kontrol edemezsiniz. Oraya koyduğun parayı en az bir sene kafadan çıkaracaksın gözden ki sen orada korkmadan hareket et daha yeni yatırımcısınız arkadaşım ben de öyleyim yani bir koyuyorum para şimdi ben oraya 10 bin lira bir koyuna e bağlasam tamam 100 bin TL veriyor yani işte atıyorum 100 milyon koyun veriyor çok büyük para hani koyun olarak çok büyük koyun tamam da arkadaşım düşerken de onları öyle çarpama bunu söyleyeyim anlatabiliyor muyum o yüzden bir koyuna e, benim bağladığım para maksimum 100 dolar 100 dolar bile benim için çok yani onu söyleyeyim bir koyuna e. ee, anladın mı? çok en büyük paradım para 100 dolar bir coin'e. O da çok güvenmem lazım falan. XLM falan olacak yani. Hani XLM falan olursa ben ona 100 dolar bağlarım. O da grafiğinde verecek bana onu. Anlatabiliyor muyum? En güvendiğimiz dağlara bile karlar yağdı görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu piyasa bu şekilde sabırlı olmanız gerekiyor. içeride girdiniz. Girdiyseniz madem bu riskleri göze alacaksınız. Yok eğer benim kalbim dayanmaz diyorsanız bunları göze alacaksınız. O zaman girmeyeceksiniz. Paranızı eba etmeyeceksiniz. Battığı zaman langırt diye çıktığında o para gitti oradan arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Gitti o parayı unut. Gitti geri alamazsın artık. Elinde tutacaksın. İyi kötü elinde coin var. O tekrar tekrar kendini toparlayacak. Anlatabiliyor muyum? Ben size şunu söyleyeyim. Dedi de derseniz yılın sonunda çok ciddi rakamlara ulaşacaklar. Ethereum ve Bitcoin ama düşe kalka oluş. Anlatabiliyor muyum? Düştüğü zaman evet üzülüyoruz. Biz yeni yatırımcıyız evet ama e, yıl sonunda iyi rakamlar olacak. Evet 2022'de Bitcoin'in e, çok feci şeyler bekliyor. Çok ciddi dipler bekliyor. Ama ben onun Ethereum'un e, onu e, çok feci bir şekilde sollayacağına inanmaya başladım. E, elimde Ethereum'un haritası var. E, tam olarak ondan bir direnç alamıyoruz yani hani kadersel olarak ama hala Bitcoin'le eş zamanlar hareket ediyor. Bazen ona e, falsolar çekiyor falan. Hani birçok tarih var arkadaşlar. Ethereum şu şurada başlamış, bu dakika başlamış. Tam emin değiliz. Netleştirmeye çalışıyoruz hala. Bu konu üzerinde de çalışıyoruz. Ama şunu belirteyim. Ethereum'un haritası. Yani şey Ethereum gerçekten Bitcoin'e rakip olan bir para. Ve Bitcoin Aralık ayında çok ciddi zebil olduğunda. Yani evet T 120 bin belki de 130 binlerden çakılacak aşağıya. 150 bin, belki de 200 binlerden çakılacak harç. Aralık ayında. Bunlara da hazır olun. Ben bunları size söylemiştim. Yani daha, de ne zamanlardan söylemiştim de bu yayınlarımda da ara ara bahsediyorum. Ama e, sen orada akıllı ol, paranı al arkadaşım. Çıkmak istiyorsan çık. Ama tepeleri kaçırma. Nerede ineceğini, nerede bineceğini bana sorma. Ben sana takvimi koyarım. Ee, herkes kendi planını kendi yap. Nereye gireyim? Hangi coin alayım? Bana sorma. Anlatabiliyor muyum? Burada bir şekilde kendinizi kendiniz yapacaksınız. Ama burada sistem böyle işliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar dediğim gibi ala vaktinizi aldım ama duruma izah bekleyen arkadaşlarım olduğunuz için sizlere bir izah vermek istedim bu sabahın erken saatlerinde ben böyle Benim için hala da öğlen daha yeni oldu onu belirteyim. Çünkü yine sizler bu yayın yaptıktan sonra devam edeceğim bunları incelemeye. Ee, ve birçok bilgi öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, güzel bir şarkı çalayım mı diyorum ama bu sefer şarkısız veda edelim. Ee, çünkü neden? Çok uzattık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.